açılırken kapatılarak oraya taşınmıştı. Onu da eski tarihi dokusuna uygun olarak ben ile 2,5 yıl önce atanmıştım. İle atandığımda Sayın Vekilimiz Mustafa Eski'nin bana ilk tanışmamızda söylediği bir söz vardı. Dedi ki memleket hastanesi bizim için çok kıymetli. Buranın manevi bir önemi de var. Biz de buraya çok kıymet veriyoruz. Oranın restore edilip açılması önceliklerimizdendir demişti. Ama bina tarihi bir bina olduğu için restorasyonu, projesi, anıtlar kurulu vesaire. Ama çok şükür ihalesi yapıldı sözleşme sürecinde ve onu da vatandaşımın hizmetine kazandırma noktasında iyi bir yere geldik. Yine ülkemizde tek olan, başka bir örneği olmayan Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanemiz vardı. Binası eskiydi, günümüze göre değildi. Onun da ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Yeni binasıyla hizmet vermeye devam edecek. Bize bağışlayan merhum Hakkı Yavri ve ailesine teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde de son haline gelmesinde katkı veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sürecin hem ilimize hem Kemal Paşa'mıza, Mustafa Kemal Paşa'mıza özellikle ifade etmek istiyorum Mustafa Kemal Paşa vurgusunu. Mustafa Kemal Paşa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Katma değerini çok daha fazla arttıracağız Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin. O iş bizde. Ama şu altı yapmışsın Allah'ın izniyle. Biz el birliğiyle, büyükşehrimizde, il başkanlığımızda, bakanlığımızla ilgili birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın 100 yıllık yatırımlarına, 100 yıllık dertlerine çağırılma çalışıyoruz. Allah mahşer etmesin. Diş hastanemiz ve buradaki sağlık ocağımız hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgilerimle selamlıyorum. Ağrısı kabir azabının bir benzeridir diyor bildiğim kadarıyla hadis-i şerifte. Diş ağrısı zordur. Artık müstakil bir hastanenin bir bölümünde dişten ziyade müstakil bir diş polikliniği olması 100 bin nüfusun Mustafa Kemal Paşa'da kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısıyla ben milletvekilimizin konuyu yakinen takip ettiğini biliyorum ama İl Sağlık Müdürümüze çok değerli burada hizmet edecek olan başta başhekimimiz olmak üzere hocalarımıza, arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Katkı ve destekler için teşekkür ederim. Kıymetli kardeşlerim, ben daha önce bildiğiniz gibi ilçe belediye başkanıydım. 5,5 yıldır da Allah nasip etti. Büyükşehir belediye desteklerinden spor yatırımlarına kadar Allah'a hamdolsun dokunmadığımız yer yok diyebilirim. Bugün Bursa'da bile olmayan ve çok yakın bir zaman içerisinde hizmete geçecek olan Kültür ve Gençlik Merkezi Allah'a şükür olsun Mustafa Kemal Paşa'da var. Ve bunun yanında altyapıyla alakalı çok yoğun merkezde de kırsal mahallelerde çalışmalar var. Burada açıklıkla buradayken siz itiraf etmem lazım. Maalesef müteahhit noktasında talihsiz bir müteahhite denk geldik. Aksamalar oldu. Hala bir miktar o aksamalar devam ediyor. Tasfiye kararnamesinden istifadeler oldu. Fakat o müteahhit kural gereği istifade edemedi. Ama bununla alakalı işi toparlamak adına büyük bir gayretle hareket ediyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Bunu da nihayete erdireceğiz. Biz gerçekten sahanın her bir köşesine dokunmaktan başka derdi ve hesabı olmayan insanlarız. Taş üstüne taş koyabilir miyiz? Yeni bir hizmete mahallemizi, ilçemizi buluşturabilir miyiz? Bakın Cumhur İttifakı çatısı altında farklı siyasi partiler var. Burada ilçe başkanlarımız da var. Bizler farklı siyasi partileriz. Ama bizim gerçekten ay yıldızlı al bayrağımız gibi bir derdimiz var. Bu ülkenin beka sorunu var. İbni Haldun diyor ki coğrafya kaderdir. Biz zor bir coğrafyadayız. Bizim etrafımız düşmanlarla çevrili. Dolayısıyla bu zor coğrafyada ayakta durabilmek, Avrupa'nın en büyük nüfusu ülkesi olabilmek, ilk 20 ülke arasında olabilmek çok kolay iş değil. Bu coğrafyada hesabı kitabı olan bir sürü adam var ya. Dolayısıyla şükürler olsun. Son yıllarda gerçekten Türkiye büyük bir gelişim sürdü. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum kıymetli hemşehrilerim. Evet. Bursa'mızda şehir hastanesini yaptık. Ve adeta COVID sürecini görüyormuşuz gibi bu hizmeti gerçekleştirdik. Bir 6 ay kadar önceydi herhalde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde açılışını otobanla birlikte açılışını gerçekleştirmiştik. Ne kadar doğru bir iş yapmışız. O dönemde hatırlayın. Yani bizi hastane yapmış olmamızdan dolayı eleştirenler oldu. İnsafsızca eleştirenler oldu. COVID salgını oldu. Ağzımızda maskelerle bu şehir hastanelerinin niçin yapıldığını anlatmak durumunda kaldık. Ben bunu hicap duyarak ifade ediyorum. O
meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde muhalefetin şehir hastanelerinin niçin yapıldığıyla ilgili eleştirilerine Covid döneminde cevap vermek durumunda olmuş bir kardeşiniz olarak hicap duyuyorum. Dünyanın bir başka yerinde hastanelere muhalefet olmaz. Hastaneye muhalefet olmaz. Mustafa Kemal Paşa'ya muhalefet olmaz. Bursa'ya muhalefet olmaz. Türkiye'ye muhalefet olmaz. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Evet, bir kader birliği yaptık. Ve gerçekten Mustafa Kemal Paşa'mız 50 yıldır beklenen çok önemli hizmetleri alıyor. Biraz şikayet ediyorsunuz. Altyapıyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar, 50 yıl altyapıyla ilgili hiçbir sorunumuz olmayacak Allah'ın izniyle. Kanalizasyonuyla, içme suyuyla, evet, yağmur suyuyla bütün altyapıyla ilgili projelerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz ve sizlere hizmet etmenin bir yolu, yöntemi olarak gördüğümüz bu siyaseti de milletimize hizmet etmek için, sizin hayır dualarınızı almak için bunları yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Memleket Hastanesi Bursa için çok önemli bir hastane. Bakın, milletvekili, muhalefetin milletvekili adaylarından bazıları hala hastaneler üzerinden yapılma... Sevgili kardeşlerim, bir şeyi daha hatırlatayım. Şimdi geçen gün Cumhurbaşkanımız geldi biliyorsunuz. Gemlik'te TOG'un aparatı olan, yani orada batarya fabrikasının da temelini attı. TOG da ayrı bir güzel, buraya da geleceğiz. TOG'u buraya da getireceğiz. Burada da dolaşacağız yani. Hakikaten de bakın, birlikte olunca, güçlü olunca, destek olunca, yani hayali Türkiye'ye yapmışlar. Hayır, hayır, olmama bir gerçekten. Hayır, uğurlu olsun. Onu da ayrıca anlatmış olayım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim.